Bela adam. Adı Piç Rıza. Şuna bakın. Azrail'le alay ediyor sanki. Bu da Bela'nın dişisi. Erkek Ayşe. Böyle kız, düşman başına. Önüne baksana, kör müsün ulan? Yuh be, ne biçim araba kullanıyorsun? Sevdalı mısın, nesin? Hem suçlu hem güçlü, hıyara. Bana bak, hıyara senin babandır, anladın mı tereyağı? Küstah köpek, ağzını topla! Piç Rıza kuş gibi uçuyor, eşek arısı gibi sokuyor. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak, biri de hiç görünmemektir. Kaç Rıza kaç, uç Rıza! Hey yavrum, kartal mısın mübarek? Bakın bakın, havada nasıl da süzülüyor. Helal olsun bu yollar sana, deli fişek Piç Rıza! Böyle havalandı! Ha böyle havalandı! Baş belası! Bu film bir heyecan kasırgası... Bu film bir neşe kaynağı, bu film bir kahkaha tufanıdır. İşte babacığım, müstakbel damadınız. Öyle mi? Demek sendin ha? Çok memnun oldum. Ah, bendim ya, düğünde sizinle ne çaçalar yapacağız. Çaça ya, çaça. Baş belası. Türk, İtalyan, İran sinemalarının en ünlü isimleri bu filmde bir araya geldi. İşte Gülşen Bubikoğlu. Türk sinemasının taçsız kraliçesi. Dişi Bela. Erkek Ayşe. İşte Robert Widmer. İtalyan sinemasının büyük ismi. İşte Sadri Alışık. Helal olsun bu yollar sana Sadri abi. Gelirsen sen gelirsin onların hakkından ancak. İşte Humayun Tebrizyan. İran sinemasının en büyük komedi artisti. Ve Turgut Özay. Yılların yıpratamadığı isim. Baş belası. Baş belası, Türk sinemasının dünyaya açılışını müjdeleyen filmdir. Baş belası. Söylediklerinin hangisi doğru, hangisi yalan anlayamıyorum. Dost doğru bir şey söyleyeceğim şimdi sana. İnan, seni çok sevdim. Kimdir bu adam? Yönetim kurullarında başkan mı? Hırsız mı? Polis mi? Har vurup harman savuran bir miras yedi mi? Yoksa kara sevdalı bir aşık mı? Orada mı? Yalnız çarpıcı bulduğu için yazan kişi olmamalıdır. Bu büyük bir sorumsuzluk olur. Gazeteci verdiği en küçük bile topluma karşı büyük sorumluluk taşıdığının bilincinde olmalıdır. Olayların gerçek nedeni, doğruluk desini kesinlikle bilmeden gazetecilik deyimiyle